Benim konum balon aortik valvuloplasti. Yeni doğan döneminde iki tane endikasyon var. Birincisi kritik aort stenosu, ikincisi de ağır aortik darlıklar. Kritik aort stenozunda sol ventrikülün sistolik fonksiyonlarında azalma ve sistemik dolaşımın önemli olarak duktal bağımlılığı. Kritik aort stenozunda ekokardiyografi bizim için en önemli araç. Her şeyden önce sol ventrikülün değerlendirilmesini yapıyoruz ve bunun sonucuna göre ya biventriküler tamir ya univentriküler tamir yapıyoruz. Ayrıca tedavinin transkateter yollamı yoksa cerrahi olarak mı yapılacağının kararını veriyoruz. Kararımızı etkileyen neler var? Kararımızı etkileyen aortik anülüsün çapı var. Sol ventrikülün yapısı var ve boyutları var. Mitral kapağın büyüklüğü veya anatomisi, lifletlerinin ve kordalarının ve daha da önemlisi endokardiyal fibroelastozisin bulunması. Fötal yaşamdan başlayarak yaptığımız bir balon aortik valvuloplasti olgusunun da yanında seyrediyorsunuz. Şimdi tabii kararı verirken bu biraz evvelki değişkenlerin ne derece önemli olduğunu belirlemek için uluslararası birçok skor geliştirildi. Bunlardan en çok bilineni Rotten skoru. Gördüğünüz gibi vücut yüzeyi, aortik kökün indekslenmiş hali, sol ventrikül büyüklüğünün kalbin büyüklüğüne oranı ve mitral kapak alanı gibi değerlerden oluşturulan bir formül ve bu formülün sonucunda elde ettiğimiz değer eksi 0.35'in altındaysa bu hastanın biventriküler tamire uygun olmadığına karar veriyoruz. Kolan daha sonra bu formülü biraz daha modifiye ederek benim açımdan da önemli inandığım endokardiyal fibroelastozisi de içine soktu ve formülde yine aynı şeyler var, değişkenler var. Fakat ek olarak endokardiyal fibroelastozis, özellikle grade 2 ve 3 düzeydeki endokardiyal fibroelastozis varlığını ekledi. Ve değer 0.65'in altındaysa eksi, bu hastanın biventriküler tamir için yeterli olmadığını düşündü. Daha sonra daha basit formüller de geliştirildi. Alman Münih Kalp Merkezi daha basit bir formülle aortik valv çapının 5 milimetrenin üstünde olmasını, mitral kapak anülüs çapının 11 milimetrenin üstünde olmasını, yanlarında da Z skorları var ve aynı zamanda kapakta önemli morfolojik bir anormallik bulunmamasını mitral kapakta, endokardiyal fibroelastozisin çok şiddetli olmaması, yine daha önceki formüllerde de geçerli olan sol ventrikülün kalp boyutuna oranının 0.8'in üstünde olması ve retrograd distal aortik arka akımının olmamasını biventriküler ve univentriküler tamir için değerlendirmede kullandı. Gördüğünüz gibi intrauterin yaşamdan başlayan bir aortik valvuloplasti olgusu. Doğumdan sonra ağır mitral yetmezliğinin olduğunu görüyoruz. Endokardiyal fibroelastozis, mitral kapak papiller kaslarında belirgin ve retrograd akım var. Sol ventrikül fonksiyonları da önemli ölçüde bozulmuş bir vaka. Şimdi hastada sol ventrikül normalse, sol ventrikül fonksiyonları normalse, aorta düzeyinde, aort kapak düzeyinde Doppler akımımızı 4 metre bölü saniyenin üzerindeyse veyahut da basınç gradiyenti 64 ise, ortalama gradiyent 50'nin üstündeyse veya invazif yöntemle belirlediğiniz, kateter laboratuvarında belirlendiğiniz peak to peak gradiyent 60 milimetrenin civarının üstündeyse bu balon aortik valvuloplasti için girişimsel tedavi yapmak için yeterli.
Kritik aort stenozu tabii ki daha farklı. Beraberinde hastada düşük kardiyak output var, bazen kardiyojenik şok var veya kalp yetmezliğinde geliyor hasta. Eko'da sol ventrikül hipertrofisi olabileceği gibi sistolik fonksiyon bozukluğu olabilir. Kalın, stenotik, dismorfik görünümlü bir kapak var. Bu hastalarda kararımızı basınç gradiyentinden bağımsız olarak girişimsel işlem yapma yönünde kullanmayı tercih ediyoruz. Şayet ağır bir kalp yetmezliği varsa tabii ki öncesinde bir tedavi gerekli, tıbbi tedavi. Prostaglandin sistemik dolaşımı dengelemek için verilmek zorunda. Sistolik disfonksiyon varsa ki dilate sol ventrikülle görüldüğü gibi hastada inotropik ajanlar ve bazen loop diüretikleri, daha ağır olgulardaysa mekanik ventilasyon ve katekolaminleri kullanıyoruz. Bazen de bu hastalarda metabolik asidoz her zaman bulunduğu için şok tedavisi yanında bunu da tedavi etmek zorunluluğumuz var. Hipotermiden özellikle kaçınmak lazım asidozu arttırdığı için. Elektrolitleri ve kan şekerini kontrol etmemiz lazım. İdrar çıkışının kontrolünün altında olması lazım. Özellikle hipoksik hepatit yönünden AST ve ALT düzeylerine bakmak lazım ki bunlar bazen 400-500'ün üzerinde olabilir. Bu da bizim bir sonraki kısımda gördüğümüz gibi taze donmuş plazma ve kanama için kan hazırlamamızı gerektiriyor. Ek K vitamini verelim mi? Bu isteğe kalmış. Biz bazen vermek durumunda tercih edebiliyoruz. Teknik olarak femoral arter girişini ve nadir olarak da karotid arter girişini biz kullanıyoruz. Dörde kobra kateter ilk tercihimiz ama Davis, Shepherd Hook ve sağ Janskin kateterleri tercih edebiliyoruz. Kateter salonunda 0-14 inç koroner anjiyoplasti ve 0-21 inç amplas katlı ayırlarımız bulunacak. Bazen 4 mm koroner anjiyoplasti balonu predilatasyon için gerekli olabilir. Ama 5, 6 ve 7 mm'lik balon valvuloplasti kateterleri olmalı ve Y-konnektör özellikle kanamayı azaltmak için tercih edilmeli. Hastada tabii ki sedasyon ketaminle yapabiliriz. Biz ritim ve pals oksimetreyi muhakkak monitörize ediyoruz. Yine lokal anestezi 4F şit yerleştirip aortik basınç kaydını 4F kobra kateterle alıyoruz ve daha sonra 1 cc kilogramdan bir aortik kök enjeksiyonu yaparak aortik regurgitasyonu ve negatif jetin ne yönde olduğunu görerek girmemizi kolaylaştıracak işlemi sağlıyoruz. Tabii ki sol ventriküle genelde 0-14 inç koroneri guiding kateterle giriyoruz. Görüldüğü gibi uğraşlarımız burada devam ediyor. Bazen tabii çekim yaparken giremeyebiliyoruz ama sonra başardık. Daha sonra sol ventrikül basıncını kobrayla kaydediyoruz, kobra kateter kullanarak. 0-14 guiding kateteri 0-21 ile değiştiriyoruz. Daha sonra da balon valvuloplastik kateterini biz daha çok ekokardiyografide ölçtüğümüz balon aortik anilusu kullanarak belirliyoruz. Genellikle 0-8 ila 1 oranını kullanıyoruz. Daha sonra balon valvuloplasti işlemini yapıyoruz. Daha işlem bitiminde de aortografi ile oluşan aort yetmezliğini değerlendirme yolunu tercih ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi önce aortik kök enjeksiyonu yaparak hem negatif jetin yönünü hem aort yetmezliği derecesini belirliyoruz. Olmadığını görüyoruz. Daha sonra bu hastada olduğu gibi bazen koronerle predilatasyon yapmamız gerekebiliyor. Koroner anjiyoplasti balonuyla 4 mm. Daha sonra da hastanın anülüsüne uygun balonla diğer işlemi, valvuloplasti işlemini gerçekleştiriyoruz.
Sorunlar ne karşılaştığımız? Femoral artere girmekte zaman zaman sorun yaşıyoruz. Biz ultrasonografik metotları kullanıyoruz. Aortik kapağa geçmek için zorluklarla karşılaşabiliriz. Her türlü kateteri ve yumuşak uçlu, düz uçlu guide wire'ları kullanıyoruz. Kan kaybı oldukça fazla. Bunu önlemek için Y konnektör kullanıyoruz. Rezidüel gradiyenti ölçmek için 0.4 inç guide wire'ı bırakıp Y konnektör aracılığıyla kullanıyoruz. Tabii burada gradiyent 55 milimetrenin üstünde çıktığı zaman kalan rezidüel gradiyentle bir yüksek balon kullanmakla oluşturabileceğiniz aort yetmezliğinin arasındaki dengeyi kurmak zorundasınız. Bazen bu şeyi rezidüel gradiyent bırakma bir süre sonra tekrarlama yönünde kullanabiliyoruz. Ama daha yüksek gradiyentlerde bakıp hastanın sıkıntı yaşayacağını düşündüğümüzde aort yetmezliğini göz önüne alıp daha büyük balon kullanıyorsunuz. Çünkü oluşabilecek ağır bir aort yetmezliğinde ROS seçeneğinin dışında elinizde başka bir seçeneğiniz yok. Total düzeltme var mı? Çok nadiren uzun yıllar herhangi bir işlem gerekmeyen hastalarımız var. Amacımız kritik aort stenozunda hastanın yaşamını korumak ve cerrahiyi biraz öteye bırakmak ve sol ventrikülün yapısının normal olmasına zaman kazandırmak, normale dönmesine ve cerrahi. Şimdi dünyadaki literatürde gördüğünüz gibi birçok daha çok bebekleri kapsayan ama içinde yeni doğanların da olduğu seriler var. Örneğin Brezilya grubunda Pedra gradiyentin 79'dan 22'yi azaldığını, mortalitenin erken mortalitenin ilk bir ayda %5.3 olduğunu, aortik regurgitasyonda artmanın %38 olduğunu, 50. ayda yeniden %16.6 oranında stenoz geliştiğini gösteriyor. Rich arkadaşları 269 hastadaki median yaşı 8 ay ama bunların içinde 80 olgu 28 günün altında 5.3 yıl izlemişler. Mortalite %10, recurrent daralma %16, şiddetli aort yetmezliği bu grupta biraz daha yüksek. Cerrahi ihtiyacı %20, en önemli risk faktörü mortalite için anülüsün küçük olmasını ve kapağın biküs biti olmasını bulmuşlar. Boston grubunun çalışmasındaki 113 vaka bu 60 günün altında. Erken mortalite çalışmanın ilk döneminde %14 iken sonra %4'e azalıyor. Önemli aort yetmezliği %15 ve 5. yılda aort kapak replasmanı gerekmeme olasılığı %84 ile gibi yüksek bir oranda bulunuyor. Yine aort yetmezliğinin önemli olduğunda da %9.1 olarak bulunmuş. Balon anülüs oranı yüksek seçilirse bu çalışmada aort yetmezliği daha yüksek belirlenmiş. Bizim serimizde 44 vakalık serimizde yaş ortalaması 14 gün, ağırlıkları 3.2, yaklaşık 1 ayla 17 yıllık izlem süresi var ki ortalaması 4.7 yıl. %18'i inotropik destek ihtiyacı duydu bu hastaların, %9'u prostaglandin aldı ve %43'lük gibi önemli bir bölümünde sol ventrikül disfonksiyonu vardı. Vakalar seçilirken gördüğünüz gibi Z-skorları, sol ventrikül endiastolik çapının Z-skorları ve balon anülüs oranında biz genellikle muhafazakar bir ekibiz. 0.8-1.2 hiçbir zaman geçmedik ama genelde 1'in altında kalmayı tercih ediyoruz. Aortik gradiyent 68'di işlem öncesi. Sonrasında 34.8'e düştü. Oluşan aort yetmezliği genelde hafif ve orta. Bir olgumuzda ağır aort yetmezliği gözlendi. Son kontroldaki aortik gradiyentte bir miktar artma göstererek 42'ye kadar çıktı. Tekrarlayan balon aortik valvuloplasti %27 olguda gerekti. Cerrahi valvotomi oranımız düşük.
AVR takipte %11.4'te belirlendi. Bu mortalite erken mortalitedir. İlk bir ay içerisinde hiçbir hastayı kaybetmedik ama geç vakalar, 14 gün ortalama yaşı olduğunu düşünürsek bu kabul edilebilir bir değer. Daha değişik yollar var. Karotit arter var. Cut down yöntemiyle kullanabiliyor. Tabii cerrahi gerektirmesi önemli. Radyasyon zamanı daha kısa olması önemli. Ama tromboembolik olaylar, komşu sinirin zedelenmesi ve kanama biraz daha fazla. Biz 2-3 vakada kullandık bu yöntemi. Umbilikal arter yöntemini kullanan gruplarda, 5 hastalık gruplarında 4'ünde başarıyla olduklarını söylüyorlar. Bizim kullandığımız bir yöntem değil. Antegrat yolda, burada Hastrof'u da anmakta yarar var. 9 çocukta kullandı 1993'te. Boston grubu da yaklaşık hastalarının 3'te 1'inde antegrat yolu tercih ettiler. Creation'in de içinde bulunduğu bir grup. Tabii bizim izlenimimizden farklı bir çalışma 2012'de yayınlandı. 29 yeni doğanda balon analiz oranı gerçi küçük olmakla birlikte tartışmada söyledikleri bu çalışma ile oluşan aort yetmezliğinin derecesi arasında balon analiz oranının önemli olmadığını gösteren bir bulgu. Bugüne kadar bildiklerimizin aksine bir bulgu olması açısından önem taşıyor. Biz tabii daha düşük değerler kullandığımız için bizim de böyle bir izlenimimiz var ama elimizde bu türlü bir çalışmamız yok değerlendirme açısından. Aort yetmezliği gördüğünüz gibi değişik derecelerde olabiliyor çalışmada. Evet, çok teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim.